Bugünkü konuğumuz Renault Clio, Clio 5. nesil aramızda ve görmüş olduğunuz gibi çok da fazla değişiklik olmadan sanki tekrar aramıza dönmüş gibi gözüküyor. Genel olarak tasarımında Megane'a benzer tasarım unsurlarıyla güncellenmiş Clio. Demek ki 4. nesil Clio'dan sizler çok memnunmuşsunuz ki Renault'da çok fazla değişiklik yapmamış. Ama aslında bu otomobil yepyeni bir otomobil. Bu otomobil bambaşka bir otomobil. Buna hemen kullanışlıklarıyla başlayayım. 4 metre 5 santim otomobilin boyu. Bu haliyle baktığınızda yerini aldı otomobilden. Biraz daha küçük bir otomobil. 1.3 santim daha kısa aslına bakarsanız boyu. Yani boyutlarda bir negatif değişiklik var. Ama mesela bagajında bunu asla hissetmeyeceksiniz. Plakaların hemen üzerinden açılan bagaj kapağının altında benzinli motorlarla 391 litrelik bir hacim sunuluyor. Dizel motorlarla 366 litrelik hacim var. Her ikisi de bu değerlerin sınıfı için inanılmaz yüksek değerler. 350 litrelerin düne kadar yüksek sayıldığı bir sınıftan bahsediyoruz. Buradaki hacim 391 litre. Böyle baktığınızda da rahatça kompakt sınıfların yerini tutabilecek bir bagajdan bahsediyoruz Clio için. Neler var burada? Çok yüksek bir eşikle zemin mesafesi var. Gerçekten de kolumun yarısına kadar geliyor burası. 25-30 santimlik bir mesafeden bahsediyorum. Ağır yükleri buradan kaldırmanız bir hayli zor olacaktır. Duvarları tamamen düz, genel olarak rahatça kullanılabilse de bu bir sorun haline gelebilir. Valizinizi mesela buradan komple kaldırmanız gerekecektir. Bunun çözümü çok basit bir şekilde değişken bir zemindi ama bu araçta bu sunulmuyor. Ama güzel haber, zeminin altında tam boy bir yedek lastik bulunuyor. Yani lastiğiniz patladığında değiştirip yolunuza devam etmeniz mümkün olacak. Bunun dışında bagajı genişletmek isterseniz pandizotu yere koymanız gerekiyor. Yani zemine koymanız gerekiyor tabii ki. Saklayacak bir yer yok orada. Değişken bir zemin olmadığı için. Ve koltuk sırtlıklarını yatırdığınızda da basamaklı bir zemin elde ediliyor. Tamamen düz bir zemin elde edilemiyor. Keşke şu değişken zemin olsaymış. Clio o zaman kompakt sınıflarla yarışacak hale gelirmiş. Arka koltukları geçelim. Orada neler var? Bu kapağı kapatıp. Clio'nun aks mesafesi 2 metre 58 santim. Bu haline baktığınızda da bayağı iri bir küçük sınıf üyesi aslına bakarsanız. Ama sunumlarda tam olarak onu hissedebildiğinizi söylemem. Biraz zor. Benim boyum 1.75. Bu sürücü koltuğu bana göre ağırlı. Burada gördüğünüz gibi ancak 1-2 parmaklık diz mesafem mevcut. Baş mesafesi yönünden de neredeyse ben sınırlara dayanmış durumdayım. Dar cam alanları var. Koyu renkli camlar var. Simsiyah kaplamalar var. Birazcık iç karartıcı Clio'nun arka koltukları. Bu nedenle en azından bu içinde bulunduğum araç için bunlar geçerli. Dediğim gibi kaplamalarla, donanımlarla bazı şeyler değişebilir. Malzemeler güzel bu arada. Elinize hoş geliyor ve farklı kaplamalar da var. Güzel kapı içi cebi mevcut. Güzel koltuk sırtlığı cepleri mevcut. Güzel değil aslında. Birazcık dar bunlar. Ve durum böyle. Sunum başka da bir sunuma sahip değil Clio arka koltukları için. Orta yükseklikte bir şaft tüneli var. Ve buradan ayağımı kurtarıp yan tarafa geçersem bacağım açık oturmam gerekiyor ama bunun hiç önemi yok. Çünkü koltuk minderi burada inanılmaz derecede şişik, sırtlık şişik. Rahat edemem burada. İmkansız bir yetişkin rahat etmesi burada. Bu tarafa geri dönecek olursak bir kol dayanağı da bulunmuyor. Ayağımı da geri alamıyorum. O zaman ön koltuğa geçeyim. Rahat olduğum yere geçeyim bakayım. Orada neler var onları size anlatayım. Şimdi de Clio'nun direksiyonundayız. Önce kokpitten başlayayım çünkü yoğun bir trafiğe doğru girmek üzereyim. Burada neler var? Kalite algısı inanılmaz derecede artmış. En azından şu anda içinde bulunduğum araç için durum böyle. Bu araç ikon donanımın üzerine full RS paket olarak alınan bir pakete sahip. Yani satın alabileceğiz tahmin edersiniz ki. En pahalı Clio'lardan bir tanesi bu içinde bulunduğum ve burada da kalite algısı gerçekten çok güzel. Neden burada diyorum özel olarak? Çünkü Renault modellerinde ya da Clio'larda en azından donanıma göre bazen kalite seviyeleri değişebilir. Burada neler var? Kapı içlerinde bile yumuşak plastikler var. Bütün her yeri saran güzel deri kaplamalar var mesela. Konsolun her tarafında yine güzel plastikler var. Elinizi değdiğiniz her yerde oldukça iyi karşılıklar alıyorsunuz. Bir küçük sınıf üyesinden asla beklemeyeceğiniz karşılıklar hatta alıyorsunuz. Vites konsolunun arka tarafında bardaklıkların çevresinde sert plastikler var. Biraz da ile o kadar iyi hissettirmeyen plastikler bunlar belki de. Ama onun dışındaki yerlerde gerçekten de çok çok güzel işler yapılmış. Şöyle söyleyebilirim belki. Peugeot'un 3008'de kompakt sınıfta kompakt sınıfa getirdiği o kalite algısı değişimini burada da Clio yapma girişiminde bulunmuş. Clio ile Renault yapma girişiminde bulunmuş ve oldukça da iyi sonuçlar çıkmış. Gerçekten de dokunduğunuz her yerdeki malzemeler çok çok iyi. Sinyal silecek kolları değiştirilmiş. Örneğin ses kumandası, müzik sistemi kumandası direksiyonun arkasındaki değiştirilmiş. Bunların hepsi cam kumandaları mesela. Küçük alüminyum detayları var. Böyle de baktığınızda da gerçekten çok ince ince uğraşılmış bu otomobille. Sunumlarda peki neler var? Burada görmüş olduğunuz 9.3 inçlik ekran
bir Renault modelinde sunulan en büyük ekran idi Clio ilk tanıtıldığında. Şu anda makyajlı Megane'a ve makyaj talismanı da böyle bir ekran sunulmaya başlanacak. Makyajlı versiyonları tabii ki satışa sunulduğunda. Ama o zaman en büyük ekran bu idi. Bu ekranla ilgili bilmeniz gereken şey en üst donanımda opsiyonel olarak sunulması, 4800 liralık bir opsiyon ikon paketin üzerine bu ekran, ama navigasyonu da içinde olduğu için birazcık pahalı. Çok güzel bir ekran bu arada. Çözünürlüğü çok güzel. Grafikleri oldukça iyi. Üstelik de Renault işi öylesine geçiştirme derdinde olmadığı için mesela Apple CarPlay yazılımını da bu büyük ekrana uyarlamış. Yani bu büyük ekranın belli bir bölümünü küçük bir Apple CarPlay alanı için kullanmıyorsunuz. Onun yerine geniş geniş kullanabiliyorsunuz onları. Navigasyonu güzelce kullanıyorsunuz. Bütün menüleri güzelce kullanıyorsunuz. Geri görüş kamerasını rahatça kullanabiliyorsunuz bir ekran üzerinden. Normal standart olarak gelen, yani Joy paketiyle birlikte gelen küçük bir monokrom müzik sistemi var. Touch ve ikon paketlerinde 7 inçlik bir ekran var. Diyebilirsiniz ki 7 inçten 9.3 inçe geçmek için nispi olarak küçük bir gelişim için neden bu kadar bedel ödeniyor? Ekran ölçüleri çapraz ölçüldüğü için, alt köşeden üst köşeye doğru ölçüldüğü için aradaki fark küçük gözükse de 9.3 inçlik ekran aslında 7 inçlik ekranın 2 katı büyüklüğe sahip. Yani bu bölümü yarısını kestiğinizi düşünün. 7 inçlik ekran ancak o kadar alan sunuyor. Gerçekten de güzel bir sunum bu. Bazıları bu ekran görüşü kısıtlar mı acaba diyor, ama görüşü kısıtlamıyor tabii ki. Normal sürüş pozisyonu, doğru bir sürüş pozisyonunda oturursanız, boyunuza uygun olmayacak derecede koltuğunuzu alçak kullanırsanız belki görüşünüzü kısıtlar. Ama şu anda benim görüşüm hiçbir şekilde kısıtlamıyor. Gösterge tablosuna geçersek burada dijital bir ekran var. 7 inçlik bir ekran var. Ama Joy ve Touch paketlerinde analog göstergeler geliyor. Ortasında küçük bir likit kristal ekranla geliyor. Bu sadece en üst donanıma özgü bir ekran. Dahası aslına bakarsanız Clio üretiminde 10.2 inçlik dev gibi bir gösterge tablosu da mevcut. Bütün ekranı navigasyona çevirebilen, Volkswagen grupta kullanılan, PSA grupta kullanılana benzer bir dijital gösterge tablosu da satın alınabiliyor. Ya da daha doğrusu Clio ürün gamında var, ama Türkiye'deki donanımlara bu ekran eklenmemiş. Buradaki ekran çok güzel ve yeterli bir ekran. Yan tarafları yani tam olarak analog değil ama sabit bir hararet ve yakıt göstergesi de doldurulmuş. Ortasında da bir ekran var ve bu ekranı da kişiselleştirebiliyorsunuz. Farklı sunumlarla değiştirebiliyorsunuz. Dahası sürüş modlarını değiştirdikçe de bu ekranın da görüntüsü değişiyor. Yani hem anlık taleplerinize uygun, hem istediğiniz bilgileri size çok rahat bir şekilde aktarıyor. Güzel grafikleri olan bir ekran. Kapı iç cebi çok geniş değil ama güzel, işiniz rahatça görecektir. Kolçak birazcık perdeliyor ama tamamen kullanışsız kılmıyor. Yine de bir şeyler almak için araçtan inmeyi beklemeniz belki gerekebilir. Ve büyük şişeler içinde güzel bir yeri var ön kısmında. Vites kolunun önünde çok güzel bir saklama alanı var. Burası ikon donanımında isteğe bağlı olarak kablosuz şarj ünitesi olarak tasarlanabiliyor. Yani öyle satın alabiliyorsunuz. Kablosuz şarjla satın alabiliyorsunuz. İki tane USB portu var. Bir tane AUX girişi var. Bir tane çakmak çıkışı var. Yani bütün iletişim, bütün bağlanabilirlik beklentilerini buradan karşılayacaksınız. Ve vites kolunun, yüksek konumlu vites kolunun arkasında da biraz alçak konumlandırılmış ama hem kıskaçları olan hem de yeterli genişliğe sahip bir çift, daha doğrusu bardaklık mevcut. Kol dayanağının altında da bir göz olsun diye sunulmuş olan bir göz mevcut. Böylece de saklama alanlarını bitirebiliriz herhalde. Clio'nun genel olarak kokpit çok etkileyici. Eğer böyle üst donanıma sahip bir Clio alacaksanız özellikle, gerçekten bayağı bir etkileyici olacaktır. Bayağı bir etkilenebilirsiniz Clio'nun kokpitinden. O zaman sürüşe geçiyorum hemen. Orada neler var ona da bakalım. İçinde bulunduğumuz versiyon 1 litrelik 3 silindirli turbo beslemeli benzinli motora ve X-Tronic CVT otomatik şanzımana sahip versiyon. Bunun alternatifi yine 1 litrelik, yine 3 silindirli ama bu sefer atmosferik beslemeli bir diğer benzinli motor giriş seviyesini oluşturuyor. 72 beygir güç üretiyor. 5 vitesli manuel şanzımanla geliyor. Buradaki motorun, 1 litrelik turbo beslemeli motorun bu sefer 6 vitesli manuel şanzımanlı bir versiyonu, ikinci seviyeyi oluşturuyor. 1.3 litrelik yeni Mercedes'ten, Nissan modellerinden tanıdık motor, benzinli motor. En üst seviye benzinli motorları ve aslına bakarsanız performans arayışında olanların beklentilerini karşılama hizmetini sunuyor. 130 beygir güç, 240 Nm tork üretiyor. 7 vitesli yeni çift kavramalı şanzımanla birlikte geliyor. Islak kavramalı bir şanzıman bu. Çok daha dayanıklı olacaktır eski EDC'ye göre. 120 beygir güç üreten eski 1.2 litrelik motor ve 6 vitesli çift kavramalı şanzıman kullanıyorsanız mesela, gitmeniz gereken yer aslında orası. Buradaki
1 litrelik motor ve CVT şanzıman değil. Birazdan açarım onu da geniş geniş. Ve dizel cephesinde 1.5 litrelik dizel motor 85 beygir ve 115 beygir güç üreten 2 versiyonuyla birlikte geliyor. Ve sadece 6 vitesli manuel şanzımanla satılıyor bu 2 versiyonda. Çift kavramalı şanzıman artık dizel motorla birlikte sunulmuyor. İçinde bulunduğum versiyona geri dönecek olursak, 100 beygir güç, 144 Nm tork üretiyor bu versiyon. Tork kulağınıza düşük gelmiş olabilir ki gerçekten de düşük. Bunun sebebi CVT şanzımanlı olması bu aracın. Eğer manuel şanzımanla satın alırsanız bu motoru 160 Nm tork üreten versiyonuyla satın almış oluyorsunuz. Bunun nedenini merak ediyorsanız basit bir şekilde CVT şanzımanın dayanımıyla alakalıdır muhtemelen. O nedenle torkunu birazcık kısmışlardır motorun CVT şanzımanı zorlamasın diye, ki CVT şanzıman torku çok çok iyi kullanan bir şanzımandır. Şöyle örnekleyeyim size, tork konvertörlü bir şanzıman bu. Tork konvertörü biraz güç çalar ne olursa olsun. Tabii ki ilk kalkışlarda özellikle biraz daha en direkt iletir gücü, aktarır tekerleklere. Bunun üzerine otomatik şanzımanlı biraz daha ağırlaşır mesela otomobiller. Bir 20 kilo kadar daha ağır manuel şanzımanlı versiyona göre. Bütün bunları bir araya koyduğunuzda bile otomatik şanzımanlı 1 litre motorlu Clio, manuel şanzımanlı 1 litre motorlu Clio'dan daha iyi 0-100 km hızlanmasına sahip. Yani bu otomatik şanzıman torku iyi kullandığı için hızlanmalarda örneğin bunun eksikliğini hissettirmiyor kimseye. Bunlar güzel veriler tabii ki. Sonuçta zaten size şehir içerisinde çok çok rahat yetecektir. Bu motorun sundukları şehir içi hızlarda kesinlikle hiçbir eksiklik hissettirmiyor. Her türlü beklentinizi rahat rahat karşılıyor performans açısından. Bakarsanız çevre yollarına çıktığınızda iş biraz değişiyor tabii. Orada biraz daha artık tutuk kalıyor, biraz daha zayıf kalıyor. Eğer oralarda da hızlı ve atak bir versiyon istiyorsanız da o 130 beygirlik 1.3 litrelik motora geçmenizi tavsiye edeceğim. Tüketim konusunda neler var diyecek olursak, 7.8 litre 100 kilometredeki tüketim verim, 39 kilometre saatlik ortalama hızla 500 kilometrelik bir rotada elde etmişim. Makul bir değer bu da, güzel sayılabilir. Şehir dışına çıktığınızda ama CVT şanzıman çok yardımcı oluyor. Orada enteresan şekilde düşürebiliyorsunuz. 6 litreleri bile, 100 kilometrede 6 litreleri bile görebilirsiniz. Sakin bir kullanımla uzun bir sabit hızlı sürüşte bu otomobille. Bu da oldukça iyi bir veri şehir dışına çıkacaksanız, yani uzun yola çıkacaksanız. Belki performans açısından uçan kaçan bir otomobil haline dönüşmeyecektir otomobil ama güzel bir ekonomi otomobiline dönüşebilecektir. Bu da bazıları için oldukça çekici olabilir. Sürüşe geçecek olursak, CMF-B isimli yeni bir altyapı üzerinde yükseliyor bu otomobil. Aslında bir önceki altyapının geliştirilmiş bir versiyonu ama %85'i değiştirildiği için altyapının, buna yepyeni bir altyapı demek herhalde sorun olmayacaktır. Bunun dışında bu altyapının ortaya çıkardığı otomobilin bir önceki altyapının ortaya çıkardığı otomobille de uzaktan yakından alakası yok. O kadar da etkili olmuş bu dönüşüm. Neler var peki? Önde MacPherson, arkada torsiyon çubuğu. Klasik küçük sınıf kurulumu tabii ki. Sonuçta bir önceki neslin o sertliğinin, sportif sertliğinin yerinde yerler esiyor şu anda. Gerçekten de çok güzel bir konfor hissi var. Bir önceki nesli 17 inçlik jantlarla satın aldığınızda Clio 4'ü, Clio 3'ün RS versiyonunun sertliğine erişirdi. Bu da çok herkes tarafından sevilen bir durum değildi. Bazılarına çok sert geliyordu. Bazıları da seviyordu bu sertliği, çok umursamıyordu. O sertliğe sahipti. Bu otomobil ise yumuşak bir otomobil. Yumuşak sayılmaz aslına bakarsanız ama her şeyi çok güzel filtreleyen, çok seçkin bir sürüşü olan bir otomobil. Sönümleme başarısı da çok güzel, filtreleme başarısı da çok güzel. Sonuç itibariyle şehir içerisinde şehir içerisinde en konforlu otomobillerden bir tanesi haline geliyor. Ses konusuna geçerken bir durumu size aktarmam lazım. Bu araçta kış lastikleri var. Ama bu genel olarak makuldür. Bir sürü test aracında bu aralar kış lastiği var ve doğru da olan uygulama aslına bakarsanız. Ama burada farklı bir kış lastiği seçilmiş. Enteresan bir kış lastiği seçilmiş. Kumho'nun Wintercraft Ice isimli bir lastiği seçilmiş. Biraz saldırgan bir profile sahip olan, çivi de takılabilen bir kış lastiği bu. Açıkçası İstanbul yollarına en uygun kış lastiği olduğunu söylemek zor. Bu saldırgan profilin bir neticesi olarak bu nispi olarak sıcak ve kuru asfaltın üzerinde resmen şarkı söylüyor. Lastikler bayağı bir ses üretiyorlar. Zemin değiştikçe lastiğin sesi, içeriden duyulan sesi en azından çok fazla değişmiyor. Bu da demektir ki otomobilin izolasyonu aslına bakarsanız iyi. Lastiğin ürettiği ıslık da
bir şekilde frekansa uyduğu için kulağınıza kadar gelebiliyor. Belki siz bile duyuyorsunuzdur şu anda. Genel sessizliği çok iyi otomobilin ama otoyol hızlarına çıktığınızda tabii ki ufaktan bir rüzgar sesi de duyabiliyorsunuz. Küçük sınıflarda bu olabilecek bir durumdur tabii ki. Madalyonun öbür tarafında neler var? Orada da güzel işler çıkartılmış. İzine sadık otomobil. Bu lastiklerle viraja çok fazla hız taşıyamıyor. Çok fazla lastikler yere tutunamıyor. Ama güzel bir tutunma karakterine sahip, rahat kontrol edilebilen bir otomobil. Direksiyon çok güzel ayarlanmış. Geri bildirimleri yeterli seviyede, ne çok fazla ne çok az. Yani daha fazlasını da istemezsiniz, daha azını da istemezsiniz eğer virajların peşinde koşacaksanız. Çok güzel ayarlanmış bir şasiden bahsediyoruz. Yani burada konfor konusunda sınıfının zirvesine yakın olsa da yol tutuş konusunda o kadar iyi olduğunu düşünmüyorum otomobilin. Ama konfor yol tutuş dengesi konusunda sınıfında ilk üçe çok rahat bir şekilde oynayacak bir otomobil. Gerçekten de iyi iş çıkarmış Renault bu konuda. Fiyatlar donanımlara geçeyim sürüş konusunu bitirdikten sonra. Orada neler var? 110 bin lira civarlarından başlıyor Clio'nun fiyatı. 1 litrelik SCE motor, yani atmosferik beslemeli motor. Manuel şanzıman ve Joy donanım seviyesiyle birlikte otomatik şanzımanlı bir Clio isterseniz yine Joy donanım seviyesinde bu motor şanzıman ikisini alabiliyorsunuz. 118 bin lira gibi bir fiyat seviyesiyle Joy ile birlikte sunulan son motoru da tahmin edersiniz zaten. Baz dizel motor, 85 beygir güç üreten dizel motor, manuel şanzımanla 140 bin liradan başlayan fiyata sahip. Bayağı pahalı dizel motorlar, iyice pahalanıyor. Artık 1.5 DCI'de bundan etkilenmiş durumda. Bunun dışında üst donanımlarla birlikte 150 bin liralar civarına çıkıyor. Ama üst donanımlarla ilgili bilmeniz gereken şey, ikonu satın aldığınızda bile en üst donanıma ait bir Clio'yu satın almış olmuyorsunuz. Hala üstüne eklemeler yapmanız gerekiyor. Üstüne isteğe bağlı donanımlarla biraz daha fazlasını ödemeniz gerekiyor. Sonuç olarak 170 bin liralar civarına çıkıyor. Yani sınıf ortalamasına aslına bakarsanız uymaya başlıyor. Sınıfın biraz da aşağısına gibi geliyor ilk başta fiyatlar üst donanımla birlikte. Ama sınıf ortalamasına uyuyor yani isteğe bağlı donanımlar. Buradaki şeritler isteğe bağlı. Bu ekran biraz önce söyledim. İsteğe bağlı. Kablosuz şarj isteğe bağlı. Bir sürü şey isteğe bağlı donanımla birlikte geliyor. Süslemeler vesaireler. Bu nedenle de biraz daha para çıkacak cebinizden diye düşünebilirsiniz en üst donanımda. Tüm donanımlarla ilgili bilmeniz gereken en önemli konu, bu otomobil sadece ön ve yan hava yastıklarıyla geliyor. Perde hava yastıkları, yani kafanızı koruyacak olan yan çarpışmalarda özellikle perde hava yastıkları donanımda sunulmuyor. Clio 4 de 4 hava yastığıyla gelirdi ama Clio 4'ün önemli bir farkı vardı. Yan hava yastıkları kafanızı da koruyacak şekilde yukarıya doğru kalkardı. Bu sayede mesela 4 hava yastığıyla Clio 4 Euro NCAP'ten 5 yıldız alabilmiştir. Ama buradaki otomobil 6 hava yastığıyla 5 yıldız almış bir otomobil. Yani buradaki kurulumla yan hava yastığı, perde hava yastığı olmadan otomobil kuvvetli ihtimal Euro NCAP'ten 5 yıldız alamayacak bir otomobil haline gelir. Bunun dışında destek sistemleri, yardımcı sistemlerin tamamı da opsiyonel olarak sunuluyor. Evet, alabiliyorsunuz onları ama ekstra bedel ödemeniz gerekiyor. Bulunur bulunmaz bayide bunlar. Tabii ki oraları başka konular. Keşke bir donanımda standart olarak sunulsaydı. Ama şu andaki fiyat seviyeleri, ÖTV baremleri vesaireler bayağı bir üreticilerin boynunu, boğazını, gırtlağını sıkıyor. O nedenle de böyle önlemler almak zorunda kalıyorlar. Keşke vergi sistemimiz, keşke yönetmeliklerimiz üreticileri güvenlikten tasarruf etmekten alıkoyabilseydi. Ama bunun sebebi de, bunu sıklıkla söylüyorum, bu kararın sebebi de, yani tasarrufun güvenlikten verilmesinin sebebi de çok basit. Çünkü müşteriler, çünkü tüketiciler güvenliğin peşinde koşmuyorlar. Yani büyük ekranların peşinde, cam tavanların peşinde koşan insanlar ne yazık ki güvenlik donanımlarının peşinde koşmuyorlar. Bu nedenle de güvenlikten yapılıyor bu tarz tasarrufların tamamı, donanım eksiltilecekse gözükmeyen bir yerdeki hava yastığı çıkartılıyor donanım seviyesinden. Çok yazık gerçekten de. Hele ki bu kadar çok bedel ödüyorken böyle güvenlikten mahrum kalıyor olmamıza oldukça yazık gerçekten. Durum böyle Clio için. Sonuca bağlayacak olursak gerçekten çok iyi, çok başarılı bir otomobil. Eğer ki şehirde pratik bir otomobil istiyorsanız, küçük olsun, her otoparka girsin istiyorsanız ama mesela daha büyük otomobillerin konforuna da özeniyorsanız Clio size onu sunuyor aslına bakarsanız. Yani arka koltukları çok geniş değil. Bagajı büyük evet ama kullanışlı değil. Buna karşılık hem pratik kullanıma sahip bir otomobil, hem ufak tefek bir yapıya sahip, hem de
Büyük otomobillerin sunduklarını size sunma iddiasında donanımlarıyla olsun, hisleriyle olsun. Bu arada donanımdan bahsederken unuttum. LED farlar mesela standart donanımda otomobilde. 115 bin lira Joy donanıma sahip bir Clio alıyorsunuz. 4 hava yastığınız oluyor ama LED farlarınız oluyor. Çünkü beyaz ışık önemlidir tabii ki dışarıdan bakanlar için. Durum böyle sonuca geri dönecek olursak. Oldukça iyi bir otomobil. Keşke güvenlik konusundaki eksikleri de olmasaydı. Çok çok başarılı bir paket haline gelirdi bu otomobil. Gerçekten de sunduklarıyla da sınıfın zirvesine oynardı. Çok rahat bir şekilde. O zaman bir sonraki testte, karşılaştırmada ya da her neyse onda görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.